Sporun Sesi 2. bölüme başlıyoruz. Teknik bir takım aksaklıklarımız oldu. Bu aksaklıkları zaman geçtikçe gidereceğiz. Hoş görün, affola diyelim. Ve 2. bölüme başlıyoruz Sporun Sesi'ne. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özgür Şahin geçen sezonun Tavşanlı Milli Sporu'nun 2. sezonunu anlatıyordu. Orada bir ara vermiştik. Özgür Şahin'e devam ediyoruz. Tavşanlı TK Milli Spor geçtiğimiz sene 2. yarı, öncesi sonrası. Aynen. Şimdi Macit'in sorusuna da cevap vereyim de orada havada kaldı. Bu arada yayın internet hızıyla bir problem var. O giderildi şu anda. Onu da söyleyelim de. Bizden falan olan bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi 10 takımlı bir grup olduğu için her yıl zaten bu statüyle ilgili bir problem yaşanıyor. Ama tabii ki bunu organize eden tabii Celalettin Bey daha iyi bilir ama şimdi her statü futbol takımlarının sayısına göre değiştiriliyor. Yani daha uygun, daha kısa yoldan sonuca ulaşmak için statü her yıl düzenleniyor. Mesela geçen sene 9 bölgede 3'er gruplu 10'ar takımlı bir lig yapıldı. O zaman sayı 270'ti galiba. Bu sene mesela 190'lara kadar düşürüldü. Şimdi matematik böyle olunca statü her yıl mecburen değişiyor. Bu sezon 190 takım var değil mi? Evet, 196'ydı galiba. Sayın Murat Çengiz'in vermiş olduğu sayı 192 kesin 4 tane soru işareti olan takım vardı. Tamam. 196 diye aklımda kaldı. Şimdi 196 takımın mücadele edeceği bir şablon hazırlamalısın ki sonuçta üst lige 9 tane takım çıkacak. Bir de bunu bölgelendirmek lazım. Aynı bölgede olması, işte komşu ilçelerin, illerin birbirine yakın olması gibi. Evet, bir sürü faktör. Faktör var. O işte kolay, yani bu organizasyon o kolay bir şey değil. Geçen sene de 10 takımlı bir grupta son 5 haftada yakınlanan başarıyla playoff'a gitme şansını elde etti Tavşanlı Milli Spor. Belirlenen yer olan İnegöl'de diğer iki gruptan gelen Tekirdağ ve Ayvalık Ucu'yla eşleşti. Şimdi ondan önce şu pasajı vermek isterim. Hani tamam playoff oynadık, orayı siz de söylersiniz, birlikte de konuşuruz. Şimdi bir hoca değişimi yaşadık. O hoca değişiminden sonra bir takım giden oyuncular oldu. Aynen. Mesela geçen seneye bir ışık tutacak olursak, bilmiyorum Macit sen ne düşünürsün veya Celalettin hocam. Hani o arada acaba hani birkaç oyuncu takviyesi yapılabilir miydi? Veya yapılması düşünüldü mü? Yapılamadı mı? Hani bunlar da bence tabii ki düşünüldü. Spor severleri, iyi spor severleri merak etmiş olurlar. Sonuçta airline'ların yerine muhakkak yerini doldurmak zorundasın. Ama burada tabii ki biraz önce onu anlatmaya çalışıyorum. Stratejik davranmak da lazım. Çünkü 7 puan farklı devre arası girmiş. Ligin boyu kısa. Bir umutsuzluk hakim. Ya umutsuzluk demeyelim. Hani Lin Spor'un adının olduğu her yerde şampiyonluk adayıdır. Bu tartışılmaz bir de ama tabii stratejik de davranmak lazımdı. Bu yönde gerekli bölgelere gerekli takviyeler yapıldı. Gidenlerin yeri doldurulmaya çalışıldı. Ama tabii ki bunları yaparken de belli bir bütçe ve ekonomiyle yapmak zorundasınız. Tıkandığınız noktalarda oluyor. Olmuyor mu? Oluyor. Sonuçta şu sebep oldu mu? Geride, 7 puan geride olmanın vermiş olduğu hani ya olmazsa hani daha güçlü bir transfere atılmana engel oldu mu o 7 puanlık fark? Yes. Şöyle söyleyeyim. Hani hiçbir zaman ya bu iş olmaz diye bir şey konuşulmadı. Tamam. Hani, umutsuzluk yoktu o zaman. Umutsuzluk yoktu. Ama şu vardı. Stratejik davranmakta. Şimdi ne kadar gönülden hareket ederseniz ama mantıken de hareket etmek zorundasınız. Niye? Çünkü biliyorsunuz en nihayetinde Tavşanlı İspor bir kurum takımı. Ve her yıl belirlenen bir bütçesi var. Şimdi bu bütçeyi soru işareti olan bir yola mı kullanmak veya ya da mantıklı kullanıp seneyi de düşünmek mi? Yani tabii aslında mantıklı kullanıp seneyi de düşünerek hareket edildi o zaman. Muhakkak. Işte. Yani en doğrusu o. Ki bence başarılı da olundu ama tabii ki o bütçeyle
bu kadar takviye yapılabildi. Başarılı olundu mu? Olundu. Gruptan şampiyon çıkıldı. Ama tabii ki... Ki ana maçımızı 96'da verdik yani. Aynen. Başarılı olundu. Aynen. Ki birinci maç, playoff maçında biliyorsunuz son dakikada gol yedik. Orada belki de en büyük kırılma anı oydu. O golü yemeseydik biz zaten üçüncüydüyiz yani. Çünkü Ayvalık gerek fizik yapısı, gerek takım olgusuyla oraya favori gelen ekipti. İsim olarak. Biz biraz daha kendi haddini bilen, kendi oyun yapısını kuran Ahmet Erdinç'in oyun yapısıyla orada mücadele etmeye çalıştık. Ayvalık gücü maçında değil mi? Tabii tabii. Şimdi bence Ayvalık gücü maçında Tavşan Uyunspor çok iyi bir performans sergiledi. Evet. O kısıtlı kadroyla. Son dakika gol yemeseydik. İşin rengi bambaşka yere gitti. Öne de geçmiştik 1-0. Şimdi, Zeytin'in golüyle öne geçmiştik. Ayrıca, o güzel golüyle. Gerek fizik gücüyle bizden biraz öndelerdi. Evet. Fizik gücünden veya teknik kapasiteden önde olmalarının yanı sıra ne ortaya çıktı ayrıca? Lobiler. Evet, lobiler bizden daha öndeydi. Evet. Kesinlikle. Bunda büyük eksiklik yaşadık. Yani geçtiğimiz yıllardaki o kenetlenmeyi göremedik biz bu sene. Bunun eksikliğini şöyle yaşadık. Daha önceki hep söyleriz Hüsnü Başkan döneminde hiç böyle şeylere sıkıntı yaşamadık. Sıkıntı yani açtık. Sıkıntı varsa da o sıkıntıyı açtık. Aşardık. Ama bunları aşacak bizim bir Hüsnü Ordu'yu tekrar andık biz. Andık ve öyle bir kişiliğin tekrar bizim başımızda. Ona benzer. Yani o olsun demiyorum ama o şekilde o görevlerde olan şeyin takımına sahip çıkacak. Birinin artık devreye girmesi gerekiyor. Girmesi gerekiyor. Orada girecekti, giremedi. Büyük bir fırsat teptik. Ayvalık lobisi bizden değil mi Özgür abi? Hatta Tekirdağ lobisi de diyebiliriz. Çünkü yani Tekirdağ da bir şekilde kendini hakkına yok dedi, biz haksızlık yapmadık dedi. Yani onun hiç ilgilendiren bir durum olmadığı halde o dahi lobi yaptı yani. Peki Özgür abi, bu sene transferler nasıl? Niye göre yapılıyor? Bilerek mi alınıyor? Daha önce izlenmiş futbolcular mı? İhtiyacı olan yerlere mi yapılıyor? Aynen. Geçen seneki sorunlar yaşanır mı? Playoff'a kalırsa tekrar dönüp baktığımızda kulübeye skoru değiştirecek veya skoru koruyacak futbolculara sahibimiz olacak mıyız? Tabii. Konuyu girmeden önce ben de şu konuyu kapatmadan. Tabii ki. Yine göre biz finallere kaldığımız zaman bırakan futbolcular oldu dedik. Bir strateji yapıp da yani hep soru işareti kaldı. Burada dillendiriyorum. Şimdi arada da kimseyle konuşmadım. Timuçin filan mesela tekrar takıma döndürülebilir miydi? Mesela kazandırılsa da bundan gücünden faydalanıp da bir işimiz görülseydi acaba iyi mi olurdu, kötü mü olurdu? Buna soruyoruz cevabı. Bence playoff için mi? Evet aynen. Strateji yapıp yani o süreçte diyorsun ya. Bırakanlar kardeşim idarecisin veya yani ama kesinlikle şey yapmak istemiyorum da bırakıp gitti. İşin rengi değişti. Gel oturun bir daha konuşalım, anlaşalım yani. En azından şu sezonu bitirelim. Bitirelim. Değil de yani. Aşalım. Çünkü çok güçsüz düştük yani. Mazeret bitmez. Evet. Ama güçlenmek için de kardeşim. Ha, ne yapılabilirdi? Yapacaksın yani, burada bunları kullanacaksın. Sonuçta değerlendireceksin. O da bence teknik veya yönetim anlamındaki eksikliğimiz. Yani bunu yapmadık. Yapmalarımız lazımdı. Özgür sadece savunmaya geçti. Yok yok. olabilir. Güzel soru. Sonuçta söylediği gibi Timuçin Aşçıgil, Tavşan Nilspor'un o dönemde sözleşme yok balda ama lisansı çıktığı için sezon sonuna kadar Tavşan Nilspor'u çağırabilirdik yani. Anladım. Lisansı futbolcusu. Yalnız şöyle bir durum var, biz bunu hiç aksettirmedik ama Timuçin Aşçıgil ile ilgili özel bir durum söz konusu. Aydınlatmış olalım. Onu da söyleyeyim, ailevi bir problem. Burada da söylememde bir sakınca yok. Kendisinin de adını geçirebilirim. O da bundan dolayı gocunmayacaktır eminim. Kendisi sezon başında takıma kazandırılan tabii ki faydalı olması için transfer edilen bir önemli oyunculardan tanesi. Background'u, kariyeri çok önemli bir oyuncu. Ancak o dönem Timuçin Aşçıgil'in kayıp ederi vefat etti. Kayıp ederinin vefatından sonra eşiyle ilgili şöyle söyleyeyim, psikolojik bir durum söz konusu oldu. Onun git gelleri oldu. Buradan müdahale etmekte kısıtlı kalınca dönmek için artık yapacak bir şey yok dedi. Sonuçta yani bırakmak durumundayım.
çaresiz kaldım. Yani bu çaresiz gibi. Doğru bir şey var. Olay sağlık ve çaresiz kalım olunca şimdi futbolcudan böyle bir talep var. Diyelim ki gitmedi. Böyle bir futbolcudan ne kadar verim alabilirsiniz? Böyle bir durum var. Evet. Olmadığı dönemde oynayan oyuncu grubunun almış olduğu bir başarı var. O düşünülmedi mi? Düşünüldü. Tekrar geri gelseydi bu oyuncu grubunun buna tepkisi ne olurdu? Çok ince bir çizgi. Ama şimdi açıkçası herkesin bu konularda empati yapması lazım. Sonuçta hepimizin ailesi var. Sonuçta ebediyete intikal eden sevdiklerimiz var. Ama kimimizin annesi, ama kimimizin babası. Böyle bir istekle gelince futbolcuya o konuda artık söyleyebilirim. Sağlık ve ailevi nedenler olduğu zaman akan sular kaldı olur. Ki burada tutsan ne verebilecek? Geri çağırsan hangi pozisyonda geri gelecek? Çünkü gittiğinde daha ligin bitmesine 6 hafta vardı. 6 hafta sonra çağıracaksın. Futbolcuda bir hafta bile antrenman yapmaması onu ne kadar geri götürüyor. Geri götürüyor. Yani şöyle diyebilir miyiz? Hani aşağı tükürsen, sakallı kalıp tükürsen bu ilk tarzı durum var. Hani düşünülmedi değil yani düşünüldü. Hani soruya istinaden cevap veriyorum ama şimdi bu pozisyondaki bir futbolcunun ne kadar verim alabilirsin? Teknik kadro da bunu düşünüyor. Şu belirttiğin önemli. Başarılı olan o dönemde bir oyuncu grubu var. Onların reaksiyonu ne olur? Tabii onların reaksiyonu. Bunlar açıkçası, hep önemli ayrıntılar. Bu hava bozulmak istenmedi. Olan gücümüzle gidelim. Ya nasiplendi. Gidildi yani. Bir de o dönemde transfer dönemi kapanmıştı. Oradan da bir çıkış olmadı. Öyle de gittik yani. Umarım soruya İstersen sorunu tekrarla. Sorunu tekrarmayalım. Az önce geçen seneki hatalarda bahsetmiştik Özgür abi. Şunu söyledim en son özetinde. Yani geri dönüp baktığımızda hocanın kulübeye dönüp baktığında skoru değiştirebilecek ya da skoru koruyabilecek bir futbolcu grubuna sahip olmadığımızı. Ama bu sene bunlardan ders çıkardık mı? Ne kadar çıkardık? Bu alınan futbolcular neye göre alındı, izlendi mi, biliyor muyuz? Çünkü hep artık kulaktan yani bir şehir efsanesidir. İşte yıllardan beri hep izlenilmeden futbolcu alındığını, şans eseri futbolcu alındığını hep böyle bir söylenir. Evet. Tabii ben çok itibar etmiyorum sonuçta. Mutlaka orada bir yönetim var. Soran, sorgulayan, takip eden muhakkak var. Yöneticiler bu var. Bu böyle hatalar yapar mıyız? Alınan futbolcular sizce nasıl? Anladım. Soruyu gayet anladım. Soru bir 3 aşamalı bir soru. Öncelikle şunu söyleyeyim Macit. Ballı günde futbolcuyu bağlayıcı bir durum yok. Yani herhangi bir sözleşme yok. Sadece futbolcuyla kulüp arasında ödenecek peşinat veya maç başı konularında imzalanan bir protokol var. Evet. Bunun dışında resmi hiçbir şey yok. Tamamen güvene dayalı bir düzen söz konusu. Şimdi durum böyle olunca şimdi oynayacağım maç sayısı. Bunlar hepsi transferde etkin roller. Ama biraz önce de programdan önce de konuştuk. Bu ligin de kendine has bir statüsü var. İşte belirlenen bir yaş grubu var. İşte diyor ki maç kadrosunda veya takım kadrosunda 92 doğumlu oyuncu bizim nazarımızda yaşlı statüsüne giriyor diyor. Evet. Federasyon. Aynı zamanda 2000 doğumlu ve üstü 2001-2002 diye bilinen yaş grubunu da genç kontenjan olarak adlandırıyor. Yaşlı kontenjan dediği o doğumlu futbolcu o doğumları da söyleyelim de bilgilenmiş olsun insanlar isterse tek bilgi olarak. O futbolculardan transfer edersen 20 tane de alabilirsin. Hiç önemli değil. Ama diyor ki 5 tanesini maç kadrosuna yazabilirsin. Evet. Böyle olunca mantık olarak 6. bir kontenjan almanın bir anlamı yok. Çünkü tribünde oturttuktan sonra hiçbir anlamı yok. Yabancı kontenjanı gibi. Aynen. Şimdi 5'te genç kontenjan olayı var. 18 kişilik bir maç kadrosu düşündüğün zaman eğer almışsan elinde 5 yaşlı 5 de genç kontenjan olduğunu düşünürsen transfer stratejisini bunun üzerine zorunda kalıyorsun. Ki böyle yapmalısın. Ki biz şöyle düşündük. Dedik ki genç kontenjan bence de en kritik nokta o. Neden?
Bazı takımlar bu işe şöyle bakıyor. Bam teli orası yani. Aynen. Mesela duyuyorsunuzdur, kulağınıza da geliyordur. Mesela Bursa'da Kafkas Spor diye. Genç Komutanca'nın doğum yılı... 2000. 2000. 2000 ve yukarısı. 2000 ve üzeri. Kaç oyuncu oluyor? 2000 ve... 5. Minimum 5 tane kadroda bulundurman gerek. Yani aynen. 18 kişilik kadroda minimum 5 tane 2000 ve üzeri oyuncu bulundurman gerek. Zorunluz. Tamam. Aynen. Şimdi böyle olunca ki bence stratejik olan da genç kontenjandır. Çünkü çoğu takım kafaya oynayacağım, işte şampiyon olacağım dediği için isim futbolculara, bu ligde ön plana çıkmış, işte background'unda şampiyonlukları olan, daha çok bu ligde oynayan futbolcuları yöneliyor. Veya bir üst ligden, üçüncü ligden de futbolcu alıyor. Şimdi orada stratejik davranmak lazım ki bence en önemli nokta genç kontenjan. Neden? Genç kontenjanın 2000 ve üstü doğumlu, bu ligde sürekli maç sayısı olan, sürekli takımda forma giyen veya kenardan hamle oyuncusu olarak katabileceğin isimleri alabilirsen, evet. Böylelikle teknik kadronun elini de rahatlatmış oluyorsun. 5 yaşlı kontenjanını yapmadı. Aynen 5 yaşlı kontenjanını da ona göre stratejik belirlersin. Ha, almak zorunda mısın? Değilsin. Evet. Ama tabii ki bunu da belli isimler veya senin mali, senin bütçene uygun isimlere göre yönlendirebilirsin. Biz açıkçası işte gerek Ahmet Erdinç olsun, gerek işte genel kaptanımız Yasin Kararslan olsun, işte yöneticilerimiz İbrahim Karaköy olsun, böyle bir toplantı yapıldı. Biz bir strateji belirledik. Dedik ki genç kontenjan. Genç kontenjana önemseyeceğiz. En stratejik oyuncular bunlar olacak dedik. Öncelikle bunlara yönelindi. Evet. Ama bu maç sayısı iyi olan, bu ligde deneyimli olan isimlere yönelindi. Sonra onun üzerinden omurga. İzleme komitesi var mı? Yani bunlar izlendi mi daha önce? Yani ona da söyleyeyim. Bugün yapılan transferlerin hepsi ya bize karşı oynamış. Evet. Ya da bizde daha önce görev almış isimler. Onları da tek tek isterseniz onları da izah edebilirim. Şimdi hani, o son 3-4 transferimizi size röportajı almadık. Hatta röportajı aldım. Onu da Tavşan Sesi YouTube kanalında vereceğiz. Ama genel olarak böyle hızlıca da geçebiliriz o oyuncu isimlerinden. Mesela bu 2000 ve üzeri o stratejik olarak gördüğümüz, hani yönetimimizin toplanarak karar aldığı 5 oyuncuyu belirlerken neyi önemsedik? Hani şampiyon kadrolarda da bulunmasını yoksa işte Macit'in dediği gibi daha önce izlenmişliği mi? Neyi önemsedik ve bu 5 oyuncudan hangilerini aldık, kaçını aldık, alabildik? Performansları bilinen, oyun yapısı yakınen, tanınan oyuncular. Kombi düzeyinde futbolcular. Tabii ki. Mesela isim isim bilelim mesela. Mesela Melikcan Şahin, geçen sene takımımızda Melikcan'la devam dedik. Aha, altyapısı Kütahyaspor olan Melikcan Şahin. Başarılı bir arkadaşımız kendisi 3. ligden de birçok takımın talip olduğu, geçen sezon gerçekten çok iyi bir sezon geçiren ve gerek oyunculuğuyla gerek karakteristik özellikleriyle takıma çok fazla katkı veren bir oyuncu. Şimdi böyle bir oyuncuyu istediğinde zaten bağlan. Dediğim gibi bağlayıcılığınız yok. Hani futbolcu gitmek evet. İstediğinde gider. Sadece bir sonuçta koydular dediğim. Aynen. Ama Melisa Şahin tabii ki etik davranarak kendisine teklif eden takımların isimlerini bizle paylaştı. Biz evet. De dedik ki tabii ki gidebilirsin. Sonuçta yaşı itibariyle kariyer yapmak isteyen, bunun da önünü açmak isteyen bir arkadaşımız. Evet. Ama bazı sebeplerden dolayı gidemedi. Geri döndü. Bizle devam etmek istedi. Biz de hayal zaten ettik. Bizim istediğimiz zaten yani, bizim kadro yapımızda düşündüğümüz bir oyuncuydu. Onu öyle kazandık. Alper Enes Kahraman daha önce Lionspor'un altyapısından yetişmiş. Bu bağlamda Sparta Emre Spor'da, Sparta Spor'da ve Söke Spor'da. Evet. Yaşının genç olmasına bakmayın çok iyi. Mevkisi Alper Enes'in ortası. Onu kazandırdık. Alper Enes de zaten bizim kulübümüzün yetiştirdiği. Evet. Zaten sevdiğimiz, tanıdığımız bir oyuncu. Bu memleketin çocuğu dediğimiz tarzda
bildiğimiz bu takıma katkı sağlayabildiğiniz. Ki background olarak da üstüne koyarak geliyor. Aynen. Hani hocamızın da düşündüğü, alınmasını istediği bir isimdi. O da kazandırıldı. Artık şey olmayacak, sen bizim evladımızsın. Konuş, olayları artık olmayacak. Çünkü hani eskiden beri çok futbolcu hep ben kayıp görmüşümdür. Hani tanıdığımız isimler vardır. Murat Göçmen Murat mesela. Göçmen. İlk akla gelen Murat Göçmen. Erdoğan, sol bekte. Kesinlikle. Şübelek Bey'e de yıllarca aynen forma giydirdiğin sporda. Onun dışında işte Mehmet Yurtçular. Kesinlikle. Çok çok değerli, kıymetli, yani üstlüklerde oynaması gereken oyunculardır. Sen bizim evladımızsın deyip de amatörlerde artık çürümüş. Çürümüş demeyeyim de artık amatörde. Çürümüş demeyeyim. Çok daha farklı yerlerde olabilirler de bizim çocuklarımız olmadı. Öyle olmasın. Çok güzel. Ben futbolcuyu daha önce... Alperenesi mi? Tabii. Ya neden almıyoruz ki? İşte bak altyapımızdan da yetişmiş. Halbuki bize bir bağı var. Tabii. Çok hoşuma gitti tekrar futbolcudan başlamak. Hocam siz Alperen Es'le ilgili... Ben şey diyeyim... Melikcan, Alperen Es... Futbolcular ve yeni sporla ilgili konuşayım. Yani üstün körü geçmedim. Yeni spor şimdi yani kabul etsek de etmesek de tavşanlığı milli takım. Milli takım. Kesinlikle. Yani akıcılarla tepeciyi de ayrı tutuyorum. Yani her ne kadar bu ligde birlikte rakipte olsalar. Tavşanlı yeni spor... O zamanki adıyla Bankasya, PTT 1. Liglerde evet. Tavşanlı'yı, Kütahya'yı temsil etmiş. Başarılar elde etmiş. Ya Alanya seneleri falan derler babamlar. Evet, 88-89 yılı. O yılları yaşatmış. Evet. Tavşanlı hep mutlu etmiş. Spor kültürünün, futbol kültürünün gelişmesine katkı sağlamış bir kulübümüz. Çok güzel tanımlıyorsunuz. Kimse de inkar edemez. Çok güzel tanımlıyorsunuz. Milli takım. Yani spor kültürünün, futbol kültürünün evet oluşmasını sağlayan bir takımımız. Bir takımımız Tavşanlı Yeni Spor. Tabii yöneticiler geldi geçtiler. Yani herkes de iyi olsun diye uğraşıyor. Kötü olsun istemez. Dediği gibi kurum takımı, müessese takımı ama yine onun artıları var, eksileri var, o tartışılır. Tavşanlı'ya var da. Şimdi Bal Ligi'nde mücadele eden bu takımlar, Bal Ligi'nin, yani onu da geçiyoruz şimdi, geçmeyelim diye aklıma geldi birden. Tabii ki de. Bal Ligi çok kötü bir lig arkadaşlar. Yani Bal Ligi maalesef... Kötülükten kasıt hocam. Şöyle diyeyim. Üçüncü ligde, ikinci ligde olsa bu kadar sıkıntı yaşamaz Zenit. Yani göreceksiniz yani bak çıktığı zaman hızlı yine bizim yükseliş var. Evet. Ama baldan çıkmak yani hem maddi hem manevi takımları üzüyor. Bir de değişken statüler. Değişken yani geçen statüler. Sene neredeyse yazı tur atacaktık yani. Evet. Böyle bir statü yani. Düşünsenize yani averaj eşitliği olsa penaltılara kalıyorsun falan. Öyle yani, çıkan takım var. Değil mi? Penaltıya hazır bekleten takımlar var. Penaltı için bekleyen takım var. Maç bitti penaltıya. Geçti penaltı atıldı. Mesela biz tekrar yapacağız. Bizim öyle olacak. Penaltı çekecektir ya. Böyle statü mü olur? Futbolda böyle bir statü olmaması lazım. Yani ama yani uğraşılıyor, çalışılıyor. İyi olsun diye yapılıyor. Bal Ligi hakikaten yani Ala Belediyespor, İnegöl Kafkasspor yani. Çok ciddi kadrolar kurdular mesela. Kadrolar ciddi yatırım. Trilyonları harcıyorlar. Ya bu şans yani. Bunun için de dediniz hep Saça'ya taraftar grubu, evet. Belediyesi. Yani herkesin lazım. Herkesin bir yerde elini taşın altına koyması lazım. Koyması lazım. Yani futbolcuları tanışmamız, şehre mal etmemiz, arkadaş olmamız lazım. Taraftarla iç içe olmaları lazım, esnafla iç içe olmaları lazım. Macit az önce çok güzel anlattı. Yani bizim halkımız gerçekten bilmiyorum Tavşanlı halkı sıcak, sevecen, şehrin futbolcusuna ayrıca bir önem gösterir. Hele ki Tavşan'dan iyi spora gelmiş, işte evet. Gurbetten vesaire, işte kahvesine gelir, ne bileyim esnaf dükkanına gelir, çayını içer. Yani taraftarlarımızla röportaj yaptık Macit. Hani az önce bahsettiklerim yani biraz iç içe girsin oyuncular diyorlar. Evet. Onlar da istiyorlar bunu. Şimdi şöyle diyorum bu. Biraz önce bir başarı. Başarı bir lig başlasın. Takım zaten sinyallerini veriyor. Yani veriyor. Ben geliyorum diyor. Ben geliyorum dediği zaman zaten taraftar bu futbolcuyu tanımak istiyor. Ya bu takım kim? Bu futbolcular kim? Bu tanışmak gibi bir gayeleri oluyor artık taraftarların yavaş yavaş. Çay söylerler, esnaf çağırır, bir şey ikram ederler. Bunlar olur zaten zamanla. Yeter ki başarı gelsin. Yeter ki o süreç başlasın bir an önce. İnşallah şu kurulan kadro başarılı olur. Önce hocam dedi yani strateji güzel yani gençlere ağırlık var. Ona oyunculara devam edeceğiz. Yalnız şunu sormak istiyorum. Hani az önce hep başarılarımızdan bahsettik ya. Evet. İşte nereden nereye geldik? İşte amatörden 3.lük, 2.lük, işte bir playoff geçmişte işte 88-89'a devamlı 3.lükler vesaire o süreçler.
Ki o süreçlerde de birlikteydik beraber hocam. Ben İnegöl'de şunu gördüm. Çok güzel de tribünler yaptık mesela İnegöl'de olmasına rağmen. Burada işte son viraja girdiğimizde artık playoff'a katılma, şampiyon olma, böyle Yunus Emre maçları, Anadolu maçları, taraftarımız çok ciddi anlamda konsantre oldu, stadımızda oldu. Ben taraftarımızın da hani bu süreçlerde ciddi anlamda aşama kat ettiğini, tecrübe sahibi olduğunu, maç kazandırabilecek taraftar konumunu aldığını düşünüyorum. Hatta şunu iddia ediyorum, mesela Ayvalık Gücü'nü biz belki Adası Stadyumu'nda oynasak Ayvalık Gücü'nü yenerdik, çıkardık yani, öyle bir şey olsaydı. Yani taraftarlar bir o kadar önemli, bizim taraftarımız da hani artık çok tecrübeli oldu Ligin Spor taraftarı. Hani bu başarılarla mütevelli ciddi anlamda aşama kat ettik diye düşünüyorum. Şöyle başarı istiyor. Artık taraftar iyi bir takım izlemek istiyor. Hani yılgınlık var değil mi yıllarca? Çok yılgınlık var. Özellikle bu seneki oynanan maçta son dakikada Hüseyin Gülez'in, son dakika demeyeyim de, Hüseyin Gülez'in o frikikten attığı maç, evet, o maçtan bahsediyorum. İnan o maçı kazanabilmek için, nasıl söyleyeyim, birbirimize baktık orada hatta. Nasıl da, olacak bu iş dedik ya, değil mi? Ya biz dedik çok iyi takımlara alışmışız. İyi takım izlemeye alışmışız. Yani bu seviyelerde böyle bir takım yani artık izlemek istemiyor, bu seviyelerde hak etmiyoruz. Geçen seneki takım evet şampiyon olduk, grubumuzu lider bitirdik. Playoff'lardan geri döndük, playoff'lara çıktık fakat... Devamlı baskı kuran, önde biz, oynayan bir takım arzuluyoruz. Hele ki bu ligde. Aynen. Biz hep her takıma, yani ligin son sırasındaki takıma üçer beraber kalmak istemiyorum. Yani o geçen sene ligin son sırasındaki takım iki maçta da puan verdi. Ya böyle bir takım değil. Daha çok dominant bir takım. Ligi sürükleseyden. Sürükleseyden. Zaten çıkacak takım belli eder kendi. 5-6, 5-6. Yani bazen 3 arası, 2-3. Aynen. Böyle bir takım istiyor. Ama 1-0, 1-0 olmaz. 1-0, 2-0 yenen bir takım olursa eğer, bilin ki bu takım... Takımın genel... başında Lukescu olması lazım o zaman. O yüzden biz dominant bir takımı izlemek istiyoruz. Daha baskı kuran. İnşallah böyle bir kadro. Yani ligi alıp götüren. Çünkü eğer bu sene... Ben en iddialı takımın mesajını veren sayesinde. Ben bu sene de eğer gene de böyle takımı çıkaramayacak bir takım, ligden çıkıp playofflarda başarılı olamayacak bir takım varsa, yapacaklarsa eğer, şu anki mevcut başkanı, senelerde takımın başında, artık istifa etmesini bekliyorum yani. Çünkü tüzük gereği o gitse kim gelir? O da ayrı bir söz konusu, o gitse kim gelecek? Başka bir kurumun getirdiği bir memur gelir, herhangi bir şey. Ama bence artık istifa edildiğinden de... başarısızlığın karşılığı olsun diyorsun yani. İstifa edilecekse şimdiden yazıp takımın durumuna göre burası da bekletmesi lazım. Baktı çıkamadığı zaman ben yapamıyorum bu işi demesi lazım. Artık kimseye, taraftara, ona buna bahane bulmasına gerek yok. Bazen takip ediyorum sosyal medyada, başkanın kaleminden adı altında birkaç bir şey yazmış. Çok saçma buldum. Gerek yok öyle şeylere. Sen işine bak derim ben sayın başkana. Takımı başarılı et. Aynen. Başarılı olması yolunda transferler yap. Sen takımı şampiyon yap, senden istenen sadece bu. 8 seneden beri onca harcanan paralar, trilyonlar, senin artık bahane üretmene hiçbir şey değil. Artık biz daha iyi transferler, başarılı bir takım, dominant, baskı kuran bir takım istiyoruz. Yani bahanelerin bittiği bir sezon yani. Yapamadım, istifa et. Başka hiçbir şey yok yani. Net. Başka bir şey tamam, yok. Teşekkürler. Yani. Şimdi biz hocam bu konuda senin yani düşünceni de alalım. Macide arkadaşıma katılıyorum. Yani mazeret devamlı üretilir. Ama biz başarı istiyoruz artık. Biz 3. lige çıkmak istiyoruz. Hatta şunu diyorum yani, TRK'ya Tavşanlı İl Spor yapamıyorsa bu takımın adı Tavşanlı Belediyesi TRK'ya İl Spor olsun. Bir şeyler değişsin artık yani, biz başarı istiyoruz. Ya şimdi hepsi değişmesi için de bunu söylüyorlar. Yani bir şey, alternatif olarak söylüyorsunuz. Çözüm olarak söylüyorsunuz. Aynen, alternatif bu. Özür dilerim, Celalettin Başkan'ım şu yüzden söylüyor. Biz daha önce bunu gündeme geldi. Statü bahanesi. Denildi. Statü ise değişsin statü denildi. Sonra bir üst yönetim oluşturuldu hocam, hatırlarsın. Evet, aynen. Üst yönetim oluşturuldu Tavşan'ın ileri gelenlerinde. O da çok başarılı bir şey olmadı ama devam edilmedi yani. Devamlılık sağlanırsa belki başarılı olunabilirdi de yani. O da muamma. Belki de başarılı olunurdu yani. Hemen yaptık bu sene olmadı, devam etmeyelim dersen olmaz. Devam edersen olabilir o. Evet. Ya şurada şunu, bir insana yetki veriliyorsa, harcama yapılıyorsa, takım yapıyorsa bunun bir de hesap sorulması lazım. Hesap verilmesi lazım. Bence şeffaflık da olması lazım.
Yapıyorsun, arkadaş adamla bıraktık gitti, olmadı. Seneye bir daha deneyeceğiz. Böyle bir yap bozunca, çocuğunca evet. Değil arkadaş. Aynı zamanda da yani bizim hani bu sene hani ekstrem takımlar var. Az önce bahsettiniz, İnegöl Kafkas'tan bahsettiniz. Öyle yani çok ön plana çıkan benim gördüğüm hani İstanbul takımlarından da var. Bir 12-13 tane takım var. Onları istisna tutuyorum. Yani çünkü 7-8-10 milyon para harcayan takımlar var yani o takımların arasında. Bütçe ayıran takımlar evet. Var. Onları bir istisna olarak bir sezon için kenara bırakırsak evet. 8 yılı baz aldığımızda bizim harcadığımız rakamlar olağanüstü rakamlar, evet. Olağanüstü paralar yani. O rakamları topladığımızda nasıl bir takım kurulur hayal edemeyiz. Kesinlikle. O yüzden bu sene gerçekten inceleyip sık dokumalar lazım. İnşallah bekliyoruz. Bu sene özellikle bu sene o sene demek istiyoruz. O sene bu sene olsun. Artık. O sene bu sene olmazsa da o senenin bu sene olmasını sebep olanlar da evet. Bir şekilde sen zaten net bir şekilde evet. ifade ettin. Başarısızlığın bedelini ödesinler. Artık yani hiç hesap soran bir hesap o mekanizma yok bizim kulüpte benim anladığım. Yani, ya o biraz da hani bilmiyorum. Ancak çok daha içinde şu anda da hani kurumsal yapıyla da mı alakalı o? Ya tabii muhakkak şimdi. Hani sen ne dedin gerçi hani o kişi evet. Başka müdür gerçekten iyi ondan diyorum. Tamam. Tabii ki eleştiri olabilir. Tabii ki dışarıdan görünen ama evet, içeriden de dışarı yansımayan şeyler olabilir. Mesela biraz önce bir futbolcuyla ilgili anlattım. Özel durum. Bunu kaç kişi biliyordu? Belki kimse bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Ama işte dış yapmalık olduğunda bu teşekkür ederiz. Sen anlattın. Şimdi bildik. Evet. Mesela hocamın kafasında aylardır soru işaretiymiş. Bu tarafta. Bilmedim. Yani biraz da bu şeffaflığı da bekliyor taraftar açıkçası. Muhakkak. Şimdi şöyle de bir şey var yani Türkiye'de çoğu takımın yaşadığı da bir olay şu. Belki mazeret gibi gözükse de aslında elde olmayan durumlar da var maalesef. Hakikaten. Mesela biraz önce ne dedik? Ballıgi çok kötü bir lig dedik. Hakikaten. Doğru. Ballıgi evet. Bataklık gibi. Yani çabaladıkça batıyorsun bu ligde. Evet. Bu öyle bir lig ve içine çekiyor seni. Biraz relax olmak lazım diyorsun. Ya şöyle, hakikaten şöyle bir şey var. Mesela tabii ki kulübün dışarıdan belki lanse edemediği şeyler de olabilir ama bu sene daha mesela şeffaf olmaya çalışıyoruz. Her ayrıntıyı sunmaya çalışıyoruz. Her bilgi anında resmi sayfalarda transferler gerçekleştirilmiyor. Bildiriyorsunuz. Hani o açık da var. Evet, senelerdir böyle bir şeylik vardı ama onu da kaldırmak istiyoruz ortadan. Hani elimizden geldiğince. Tabii ki bu karşılıklı diyaloglarla olur, karşılıklı istişarelerle olur ama mesela başkan boyutundan söyleyeyim mesela sana. Evet, Akın abi bu takımın başkanı, aynı zamanda müessesede ayrı bir görevi var. Evet. Ama gerçekten şimdi biraz da şöyle empati yapmak lazım. Hem o görevi yürütüp hem tavşanın niye spor başkanlığının misyonunu yürütmek de gerçekten kolay bir iş değil. Ayrıca bu takıma bir bütçe veriliyor fakat o bütçenin çok hani dışarıdan çok gibi bir şey gözüküyor ama şöyle mesela daha iyi anlaşılması için şöyle söyleyeyim. Geçen sene grupta mücadele ettiğimiz son haftaya kadar beraber şampiyon mücadelesi verdiğimiz Anadolu Üniversitesi Tavşan Linspor'un 3 katı bütçesi vardı mesela. Bu ligde para çok önemli. Gerçekten önemli. Evet. Mesela siz atıyorum önemli bir maç için 2 lira prim veriyorsunuz. Adam 10 lira diyor. Hiç arkasına bile bakmıyor ki Anadolu Üniversitesi dediğiniz takım. Belki bir adı yok, bir camia, bir takım değil. Belki bir geçmişi yok ama Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden şöyle, bir ciddi bir ekonomisi var. Yani. Özgür abi onu hani, şurada şöyle toparlayayım. Onların genelde üniversite takımları çok bütçe ayırmazlar. Ayırmıyorlar, yıllardır. Yıllardır öyledir. Ellerindeki mevcut 500'de okuyan, orada spor akademisi okuyan... Yetenekli oyuncuları bir araya getirirler. Fakat o Eskişehir'de şöyle ekstrem bir durum oldu. Eskişehir Spor'un küme düşmesinden mütevelli. Boşa çıkan oyuncular oldu. Boşa çıkan oyuncular oldu. Artı Eskişehir'i o takımı bir üst lige çıkartırlarsa... Farklı bir isimle o takıma o yüzden devam ettirme niyeti de oldu. Ondan biraz daha fazla yatırım oldu. Bütçe yatırım oldu. O yüzden öyle yani, oldu yani. Ya şimdi burada hani başkanla nereye kadar ve ne kadar eleştirilir? Hani onu da şey yapmak lazım. Hani bir irdelemek lazım. Çünkü başkan burada sadece işin finans tarafında. Anlatabiliyor muyum? Hani bazı durumlarda onu da yapabileceği şeyler aslında. Çünkü kurum takımı olduğu için şu olsa belki tamamen Linspor odaklı olsa. Hakikaten o da çok
ciddi bir şey ayırıyor bu işe. Mesai harcıyor. O da ciddi bir şey. Ailesinden veriyor, kendinden veriyor. Hani tamam eleştiriler olabilir tabii ki sonuç olarak da. Başarılı mısın değil misin? Çıkamadın mı? Çıkamadın. Evet eleştirilir. Hocam şimdi tavşanlı televizyonuz ya. Konuyla hani bir gün İbrahim abiye sordum, kepçe İbrahim'e. Tamam. Abi dedim yıllardan beri şikayet ediyorum. İşin tadı yok. Lanet olsun piyasalar çok kötü. Hep de ağlamak hali. Hep geldiğimde ağlıyorum. Bırak madem abi dedim ya. Bırak madem bu işi yapma, başka bir iş yap. Ya aslında işler iyi de borç isteyerler diye ödüm yapıyorlar. O hesap. Kötüyse bırak ya. Başka? Aynen. Kötüyse bırak. Yapamıyorsan bırak. Onu demiyorum. Onu demiyorum. Aslında... çok iyi anladım ben seni. Senin söylediğine takılmadım. Ama bu ligde ya. Bu ligde bu işi belirleyecek çok fazla etken var. Mesela senin burada adı salın var. Burada oynuyorsun. Evet. Harika bir zemin. Çok güzel bir start. Rakip işler getiriyor. Stadyumumuz da iyi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Rakipler buraya geldiği zaman vallahi Wembley'e çıkar gibi çıkar. Aynen öyle. Kimlerimiz de çok iyi. Aynen. Bu Linspor için bir dezavantaj. Dezavantaj. Dışarıdan gözükmüyor belki ama evet, gerçekten evet, dezavantaj. Biz geçen sene Bolu'da isim vermeyeyim. Hani adamların da olanakları o kadardır. Veya oradaki spor tesislerine ayrılan bütçe o kadardır. Evet. 8 metrekare soyunma odası vardı ya. Ama burada geldiği zaman bayan soyunma bayan hakemin soyunma odasına kadar irdeleniyor. Orada öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bir de suni çime çıkıyorsun. Her hafta burada çimde oynuyorsun. Doğal çimde oynuyorsun. Rakiplerin hepsi suni çimde oynuyor. Evet. Bu oyun yapısını da inan etkiliyor maalesef. Gerçekten bu farklı. Zaman, hani etkenlerden biri. Bu mazeret mi? Asla değil. Bak, şeye, asla şimdi bunu fayda oynayan falan diyeceğim. Asla. Karagova'da. Asla değil. Karagova'da oynayan. Bunları mazeret olarak söylemiyorum. Yani. Sadece bal bilginin belirleyici çok fazla etken. Mutlaka. Bunun en dezavantajlı noktası da... Ama bu belirleyici etken bütün takımlar için geçerli. Ya geçerli ama... Ya daha sonra her takım için geçerli. Bağlayıcı bir yerin yok. Anlatabiliyor musun? Ya bugün Macit Yıldırım geldi, şeyle anlaştı, Tavşan Niyespor'la anlaştı. Lisansı da çıktı. Anlatabiliyor muyum? Yarın ben oynamıyorum dediği zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Yani böyle de bir durum. Bu yanlış bence. Bu uygulamada çok yanlış. Evet, uygulama yani işte yani bağlayıcı bir şeyler olması lazım. Yani oyuncunun keyfiyetine kalıyor değil mi? Var. Mesela Linspor, işte biraz önce Zeynettin Bey de bahsetti. Mesela Kafkas Spor, işte Ala. Çok ciddi para yatırıp yıllardır mesela Ala'nın harcadığı para hani hesaplanamaz bile bence. Olağanüstü paralar. Olağanüstü para ve şimdi, bu sene de harcıyor. Ala daha önce de çıktı gösterdi. Hala var yani. Ala daha önce çıktı gösterdi. Çıktı aynen o. Ya şu, belki bilmiyorum bir fikir ama federasyonun belirli noktalarda bir bazı takımlara elemesi lazım. Buradan elemesi lazım. Çünkü tesisi olan, stadı olan, olanakları olan takımları buradan çekip alabilir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani, çok doğru. Çünkü yukarıda da aynı problemler yaşanıyor. Üçüncü ligde, ikinci ligde. Evet. Bazı takımlar vardır. Mesela yine adını duyduğumuz takımlar var. Başarı elde etmiş, hak etmiş, oraya çıkmışlar. Son kesinlikle öyle küçük görmek, hor görmek veya eleştirmek bağlamında söylemiyorum. Evet. Başarı başarıdır arkadaş. Ne olursa olsun. Kesinlikle. İsmi, takımın ismi. Bir emek vardır, bir strateji, bir planlama vardır orada. Ama güç bir yere kadar. Tabii. Belli yerden sonra o da tükeniyor. Evet. Ondan sonra o da çekiliyor. Örnekleri çok oluyor. Böyle olup da hani yukarı atılım yapıp sonradan aşağıya düşüp birçok kulüp tarihe karıştı. Evet. İsimleri. Şöyle bir düzenleme yapılabilir mi? Şimdi siz konuşunca Özgür Şahin aklıma geldi. Hani ne bileyim hocam bu konulara daha vakıf. Yapılabilirliği var mı? Aydınlatabilirsiniz siz de. Hani bir kontenjan oluşturularaktan sizin dediğiniz statülere işte tesisi olan, stadyumu olan. Bunun haricinde işte federasyona şu kadar teminat atıyorum kafadan 1 milyon, 2 milyon yatırabilecek. Yani evet. bu kriterlere sahip takımları belirleyerekten böyle bir kontenjan, federasyon istese oluşturabilir mi? Böyle bir şey yapabilir mi? Hocam. Oluşturulabilir de oluşturmaz. Şu andaki bu sistem yani devam ediyor. Çark işliyor. Yani burada işlerine geliyor çark. Burada yapılması gereken Linspor'u kurumsallıktan çıkaracağız. Tavşan ne mal edeceğiz? Kurumsallıktan çıkaracağız diyorsunuz. Yani tek tel kaydı olmuyor yani dediğimiz ama gibi. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Yani bu hani
Yapıldı Sevgi daha önceden. Tavşanı belirlemişlerdi. Hani kurumsallıktan çıkarmak bambaşka bir tarafa gidiyor ya, düzeltme adına söylüyorum. Şimdi kurumsallıktan, kurumsal yapının bir takım artıları, getirileri de var. Nasıl? İşte tesis var. Orada işte oyuncular yatıyor, kalıyorlar. Hani bunu da muhafaza ederekten o yapıyı kurmamız lazım bizim diye düşünüyorum. O zaman cümlemi değiştiriyorum. Kurumsallıktan çıkaralım demiyorum. Kurumsallığa güç katmak adına, evet, güç birliğine davet ediyorum. Daha önce yapıldı bu arada ya. Yani başarılıken biz demek şehir olarak yani sponsorluk anlaşmaları olabilir. Aklımdayken son bir şey ilave edeyim, lafınızı da unutmayın. Şimdi Macit söyledi. Dedi ki ben iyi bir takım izlemek istiyorum. Evet. Doğru mu? Kesinlikle. İyi takım. En doğal hak. İyi futbol, iyi futbolcular. İyi futbol, iyi futbolcular. İyi futbolcular. İyi futbolcular. Evet. Şimdi en doğal hakkı tribüne gelen, tavşanın iyi spora gönül veren veya gönül vermeyin, sadece futbol seven. Evet. Futbol, bilet bile almıyoruz şimdi. Yani, bilet bile almıyoruz. Yani şimdi öyle bir futbol severim bile gelip orada tavşanın iyi spor üzerinden gidip hani örneklendiriyorum. X bir takım da olabilir ama şimdi Macit, bu ligin de kendine has bir fiyat şey var, politikası aralık var. Anlatabiliyor muyum? O bir aralık değil mi? Yani tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Semih bu ligin en iyi oyuncusu, tamam mı? Veya şöyle söyleyeyim, en iyi golcüsü değil mesela mevkide olarak. Ben Semih'le irtibata geçiyorum. Semih bana taleplerini iletiyor. Bir bütçene bakıyorsun. Uygun mu? Semih'e gücüm yetiyor mu? Yetiyor. Semih'le anlaşıyorum ben. Evet. Semih'le anlaşıyorum. Semih'in 2 gün sonra veya 5 dakika sonra başka takımla anlaşmayacağının garantisi yok. Ben nasıl oluyor? Benle 10 liraya anlaştı. Yani o 11 liraya verene gidebilir yani. O imzada da protokolün hiçbir ehemmiyeti yok mu? Hükümsüz mü? Yok. Ya bu çok lisans çıkana değil kadar, lisans çıkana kadar onun hiçbir hükmü yok. Hocam bunları bildiriyor musunuz siz federasyon? Hani şöyle bir şey, bölgesel amatör lig, bal liginin başında. Yani profesyonelde başlıyor bu iş. Amatör demek ne demek? Amatör. Paranın ikinci planda olduğu ama maalesef... Ama telaffuz edilen rakamlar çok, hani 3 evet, milyonlardan, 5 milyonlardan, 10 milyonlardan bahsediyoruz yani. Ki şunu söyleyeyim. Sen Macit, her bölgeye en iyi oyuncuları aldın. Bu ligin en iyi oyuncularını aldın. Lisansı çıkana kadar hiçbir şey yok, garantisi yok. Yani böyle sıkıntıların da var kadro kurarken. Anlatabiliyor muyum? Böyle sıkıntıların da var. O fakat bu yaşanan çok büyük sıkıntılar. Tabii bu sıkıntıları biz değil, herkes yaşıyor ama yani. Yaşıyor o ama de, yani ya, muhakkak ama sen de belli bir yere kadar bütçen var. Anlatabiliyor muyum? Adam diyelim ki 15'e kadar çıktı. 10 liraya anlaşmışım. Abi bana 14 lira veriyorlar. 15 lira ya alacaksın ya da bu oyuncudan vazgeçeceksin. Özür dilerim, bütçe olayında bizim sıkıntımız olmaması lazım ya. Kurum yani. Evet. Türkiye'nin göz bebeği kurumu ya, TKI dediğin şey. Ya bazen dışarıdan yani, görünüyor. Alt segmentlere bakarsak yani biz bence bir %10-15 dilinde olmamız lazım yani, bizim bütçe sıkıntısı bu yaşamamamız lazım. Ya muhakkak bu takım zaten %10'luk %20'nin dilime girer ama bir de %10'luk dilime giren iyi oyuncu grubu var. Onlara ulaşılabilir mi? Ondasını yani bir de o tarafı var. Anlatabiliyor muyum? Bugün size basit bir örnek. Net araştırabilirsiniz. Tepecik Spor. Üçüncü ligde oynayan Tepecik Spor. Futbolcunun isimleri çok yakından tanıyorsunuz. Erçay Evirgen. Öyle ile anlaştı. Döndü. Niçin biliyor musunuz? Teklif edilen paradan dolayı. Telaffuz edilen rakam 600 bin lira. Hadi ödeyin 600 bin lira. Nasıl alacağız biz Erçay Evirgen'i? Nasıl alacağız? Ala'yla nasıl baş edeceğim ben? Evet. Yani böyle durumlar da var yani. Ala çok ekstrem takım ama yani. 2 senedir ciddi para harcıyorlar ya. Evet. Çok ciddi para. Son 5 yıldır belki de Türkiye'nin en çok para harcayan takım. Ama bunun gibi yeniden alttan çıkmış, ballı yine gelmiş. Mesela Kafkas çok güzel bir örnek. O da yeni bir yapılanma. 45 kişilik bir yönetici grubu. Tamamen ceplerinden ve kendi ekonomilerini oluşturan bir kulüp. Bireysel yöneticilerin. Ha, bireysel ama mesela... Bir yerde kendi servetlerinden harcıyorlar yani. Hani transfer politikaları farklı. Ne diyor? İşte ben yukarıdan alacağım ama oradan alacağım ama... Yanının istediğini alıyor. Alacak yani. Ama bu demek değil ki siz şampiyon olacaksınız. Veya banko bu takım üçüncüye çıkacak diye bir durum söz konusu değil ki. Ya ben... Şunu hemen ilave etmek istiyorum. Macit, sezon boyunca birlikte olacağız. Evet. Programımızın ismi Sporun Sesi.
İlk sezonumuz ve bu sezonda Mehmet Bacaksız amcamızın ismini atfettik. Mehmet Bacaksız sezonu olacak ilk sezonumuz. Şimdi ikimizi bir arada görenler, hani her hafta kısmetse birlikte olacağız. Tavşanlı TK Lean Spor ismi böyle çok ön plana çıkıyor. Fakat şunu değerli izleyenlerimize ifade etmek isterim. Şimdi biz Tavşanlı'nın Sesi ailesi çatısı altında Spor'un Sesi programını yapıyoruz. Buranın bir gazetecilik misyonu var, habercilik misyonu var. Bunun yanında gazetemizin imtiyaz sahibi Ali Bey Aydın, Kütahya TSD temsilcisi aynı zamanda. Yani biz bağımsızlık, tarafsızlık ilkesini mutlaka ve mutlaka kullanmak durumundayız. Ki zaten farklı düşüncelerde olacak kafa yapılarında da değiliz. Evet. Dolayısıyla Akıncılar Spor'da konuşacağız, fazlasıyla konuşacağız. Tepecik Spor'da konuşacağız, fazlasıyla konuşacağız. Çünkü oralarda da çok önemli, güzel işler var sezon öncesinde. Tepecik'te de aynı şekilde, Akıncılar'da da aynı şekilde. Onun yanında sezona flash transferler başladılar. Mesela Akıncılar Spor, Lean Spor'un gözdesini transfer etti. Özgür Sayın'a sormayacağım Zeytin'i. Es geçiriyorum. Hocama soracağım Zeytin'i özellikle, hocam anlatsın. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Akıncılar Spor, Tepecik Spor da Bar Ligi'nin... Onlar da mutlaka yatırımlar yapıyorlar. Şampiyonluk parolasıyla gireceklerdi. Onlardan da haberleri aktaracağız. Onlarla alakalı tüm gelişmeleri de sizlere sunumunu yapacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Hocam siz bir şey ifade etmek istiyorsunuz. Hemen sözü size veriyorum. Özgür Şahin arkadaşımızı dinledikçe ben Akıncılar Spor ve Tepecik Spor yöneticilerini bir kere daha takdir ettim. Yani Lean Spor'da sıkıntının olduğu yerde. Bu arkadaşlarımız büyük işler başarıyorlar yani. Aynen. Canı gönülden kutlamak lazım. Gerçekten öyle. Yani helal olsun diyoruz. Yani doğru yoldalar. Yani, yani ama fair play çerçevesinde tavşan diye bir ispat yarışı ben onu kesinlikle istemiyorum. Kendi aramızda... Keşke Tepecik Spor'dan bir... Nasıl söyleyeyim, yönetici olur. Hepsini yapacağız zamanla. Yani şöyle söyleyeyim hani... Benim merak ettiğim, yani az önce Cevdet Öncem söylediği... Lean Spor'un yaşadığı bu sıkıntıları... rağmen bu takımları yapıyor diyor ya, gerçekten takdir ediyorum, nerede kalacak futbolcular? Ben de merak ettim. Çalışmaları var yani. Çalışmaları ben tam konulara geleceğim şimdi. Evet. Mesela diyorum ki, Semih kardeşim olsun, sen olsun, evet. Ali Bey Aydın abimiz olsun. Yani tarafsızlığına inanıyorum arkadaşıma. Yani ona inanmak istiyorum yani en azından. Şimdi şöyle söyleyeyim, hani programlamayı yaparken, planlamayı yaparken şöyle yaptık. Şimdi bu birinci programımız. Önümüzdeki hafta... Ligi de olacak yani. Evet. Onu demek istiyorum. Yani benim Tepecik'te, Akıncılar'da bir sürü arkadaşım var camiaya yani. Kesinlikle. Öyle kesinlikle. Yanlış anlaşılmaz. Hayır, olmaz. Hayır, hayır, olmaz diyorum olmaz, yani. Olmaz, olmaz. Bizim içimizi bilenler de... Yani herkese açık. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle programımız... Sırayla diyelim o zaman. Ben hemen izah edeyim. Tamam. Bu hafta ilk programımız... Tamam. İlk programımız Lean Spor. Önümüzdeki hafta da Lean Spor işleyeceğiz. Çünkü oyuncuların katılımları olacak. Pazartesi günü sanırım takım toplanacak diyebiliyorum. Evet. Salı günü. Salı günü toplanacak. Önümüzdeki hafta içerisinde oyuncular oyuncularla bir şekilde röportaj yapmamız lazım. Yeni gelen oyuncuları tanıtmamız lazım. Onun hemen devamında da Akıncılar Spor'la, iki haftada Akıncılar Spor'la olacağız. Yani ara ara haberlerini geçeceğiz. Ara şöyle söyleyeyim. Spor'un Sesi ekstralarımız olacak. Buna Akıncılar Spor, Tepecik Spor'la yapılmış röportajları da katacak. Bunun haricinde iki program dolu dolu Akıncılar, iki program dolu dolu Tepecik Spor'da işleyeceğiz. O zaman şöyle diyelim, Akıncılar ve Tepecik Spor'daki dostlarımız alınmasından mücadele edeceğiz. Kesinlikle, kesinlikle. Bu olay spontane gelişen bir olaydır. Tabii ki. Yani hepinizin yeri bizler de ayrılır. Kesinlikle. Yani. Ya şimdi şöyle olacak, mesela bugün oturduk. Hem Lingit'i, bak bu Lingit Spor'un... Özgür Şahin var, basın sözü. Hayır, şimdi Özgür Şahin var, Lingit Spor'u konuşacağız da... Lean Spor dahi bugün sabaha kadar konuşabiliriz yani. Anlatabilir miyim yani? Şimdi bugün hem Akıncılar'ı hem Tepecik'i hem Lean'i sezon öncesine konuşmaya kalksak bir programda, hani adaleti gözeterek böyle yapalım desek netice alamayacağız. İki hafta bir dolu dolu Lean'i konuşalım. Ondan sonra iki hafta dolu dolu Akıncılar Spor'u konuşalım. Evet. Hani geçmişinden tutalım, Akıncılar Marşı'nı okuyalım burada. Evet. Ve arkadaşlarımız gelsin okusunlar. Evet. Yani ben ilk Akıncılar Spor'un kapısından girdim mesela altyapı olarak. Macit Genç Yurdu'nda evet. Aynı şekilde. Gerçi beraber de oynadık Genç Yurdu'nda da. Yani Özgür Şahin aynı şekilde Akıncılar Spor'da geçmiş o camianın verdiği. Hocam her camiada eliyor hocamın yıllarca. Yani objektif olunacağından, tarafsız olunacağından hiç kimsenin zerre kadar ilişkisi olmaz. Şöyle de bir durum var. Yanlışsam Celalettin Bey düzeltsin. Herhalde Türkiye'de ilk defa sadece ilçe takımlarını bağla katılan tek ilçe biziz. Biz herhalde üç takım değil mi? Ki ne büyük mutluluk. Evet. Hem
Minspor hem Akınızlar. Ve geçen sene ipi göğüsleyerek geldiler. Tabii ya, bu büyük mutluluk gerçekten de. Çünkü şeye baktığınız zaman yarın fikstür yayınlanacak. Her hafta tavşanlı bir takımımızın mücadelesi olacak. Yani bizim için aslında dolu dolu bir bal yani, sezonu olacak. Yani, umarım sonunda bal gibi olur yani. Keyif almaya bakalım. Kesinlikle. Yani. Bu bağlamda hem Akınızlar Spor'un hem Tepezi'nin çıkması gerçekten büyük mutluluk. Onlara da canı gönülden başarı diliyorum. Ki bu lig hakikaten... belki süreç içerisinde farklı evrilecek her şey. Bunu da bilemiyoruz. Aynen. Onlar da canla başla hazırlanıyorlar. Allah yardımcılar olsun. Canı gönülden başarılı. Murat Gül Başkanıma da burada evet, selam olsun. Tepecik Başkanımıza da selam olsun. Şampiyon tavşanla çıksın yani. Evet, kesinlikle inşallah. Tek dileğimizi temelimiz. O bile görünüyor inşallah. Umarım ben, Allah söyletiyordur Macit. Yani ben 3 takımdan bir tanesi muhakkak şampiyon olduğunu düşünüyorum. Ama Niğde Spor'un bu konuda biraz daha imkanları geniş olarak geniş gördüğümüzden dolayı. Onun için biraz daha onu ona çıkabilirliği daha, yüksek evet, görüyorsun. Çünkü bu ligin gelinlisi, bu ligin her zaman şampiyonluğu... Bir de ismi var yani, şimdi futbolda şu da vardır, hepiniz bilirsiniz. Var. Bugün o takımların milli takım diye boşuna demedik az önce. Çünkü o takımlarda yöneticilik yapan, futbol oynayan birçok kişi de ayrıca Niğde Spor aynen, taraftarıydı. Aynen. O yüzden... Yani bugün Akıncılar Spor'un yönetiminde olan arkadaşlarımızın birçoğuyla veya Tepecik'te oynayan beraberlik omuz omuzaydık yani. Evet. Ki onlarla yine onlar bir hedefe gittiklerinde gideriz yanlarına yine omuz omuz oluruz bunda. Her zaman. Kesinlikle hiçbir şey sıkıntı yok. Onda bize gönül koymayacağını düşünüyorum. Çünkü bizim ne işler yaptığımız, nerelerden geldiğimiz onlar iyi bilirler. Aynen. Bizim ne amaçla burada olduğumuz, ne kadar bu tavşanın sadece Niğde Spor değil, tavşanın temsil eden bütün takımların ne kadar başarılı olmasını istediğimizi. Onlar iyi bilirler. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Yerel ve milli yönümüzü bilirler yani. Aynen. Mesajı tavşan diye verelim biz o zaman. Tepecik Spor buyurun olsun, Akıncılar Spor olsun, Niğde Spor olsun. İlk önce bir yani bilet olayı oluyor olmuyor bazen, bu sezon nasıl devam edecek özür dilerim. Karar verin. Yani her türlü zaten neyimiz var, pazar günleri maçımız var. Arkadaşlar işi gücü olmayan yani ne derler maçı sizin orada da diyorlar ya, günü olmayan erkeklere maça pazar günü bekliyoruz. Yani maça gelsinler, esnafın durumu iyi olanlar kulüplere, futbolculara yemekler versinler. Yani bir kaynaşma, kaynaşma olsun, kardeşlik ortamı sağlansın. İyi ortamlarda keyifli maçlar izleyerek takımımızı 90 dakikaya yani bir şey istemiyoruz. Yani 90 dakika güzel bir şekilde destekleyelim. Rakiplere yani burada Adana Arena'ya o atmosferi yani, yaşatalım. Yani takımımıza zarar vermeyelim. Yabancı maçta fair play çerçevesinde 90 dakika ıslıkla, alkışla yani her türlü destekleyelim. Bu iş bitsin bu sene. Kardeşlik atmosferi de devamlı olmalı, stadyumda olmalı. Gerek Akıncılar Tavşanlı Yiğit, gerek Tavşanlı Yiğit Tepecik, gerek Tepecik Akıncılar. Hani bu süreçte hani Bal Ligi'nde diyoruz 3 takımımız var. Çok güzel, çok mutluyuz bundan. Ama kardeşliklerimiz, arkadaşlıklarımız spor gibi, futbol tabii gibi insanları bir araya getirmesi, sarmaş dolaş etmesi gereken bir olayda kardeşliğimiz korunsun. Kötü şeyler konuşmayalım. İnşallah. Kötü olaylar yaşamayalım. İnşallah. Yani burada güzel da... Hem senin söyleminle bal gibi bir lig olsun. Bal gibi bir lig olsun inşallah. Evet hocam. Şimdi yani burada da iş yine yöneticilere düşüyor. Ya da futbolun önde gelen insanlarına düşüyor. Korkum yani bizim takımlarımızın birbirine girmesi. Yani öyle bir şey iyi olmaz. Ve artık yani hani içinde bulunduğumuz durumlardan hepimiz haberdarız. Yani insanlarda zaten bir yorgunluk var. Bir bungunluk var, kah ekonomik, kah işte üst üste yaşadığımız bütün olaylar sebebiyle. Ya artık biz hani biz mutlu olmak istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Yani evet, futbolda mutsuzluğu yaşamak istemiyoruz. Biz futbolda kardeşliğimize gölge düşürecek hareketler istemiyoruz yani. Ne taraftar noktasında ne de yöneticiler noktasında. Yaşasın kardeşlik Macit. Tavşan da bu iş yani bence çok olgun düzeyde. Ben de olacağını düşünüyorum. Ben de olacağını düşünüyorum. Yani şampiyon Tavşan'dan çıksın istiyoruz. Çıkması için de ne gerekiyorsa onu da yapmaya hazırız. Destekleyeceğiz. Yani Ali Meşhur arkadaşımız dedi, deplasman yasağı kalkacak mı? Deplasmanlara gidip deplasmanda evet, takımımıza destek vermek istiyoruz. Mesela bence önemli hani arda arda farklı ifadeler kullandık. Macit dedi şampiyon tavşanlıdan çıksın dedi.
Hocam Celalettin hocam aynı şekilde şampiyon tavşanlar çıksın dedi. Ben ilave ettim bal gibi bir lig olsun. Bilmiyorum siz destekler misiniz? Maçta arkadaşım da katılır mı? Hani şu sloganımız olabilir mi? Şampiyon tavşan mıdan çıksın bal gibi bir lig olsun. Yani evet. Sezon öncesi sloganımız bu olsun hocam. Şampiyon tavşanlar çıksın bal gibi bir lig olsun ayrıca inşallah. Ayrıca sezonlarında sen çok güzel düşünmüşsün. Evet. Mehmet Bacaksız ismi. Evet. İnşallah. Ya çünkü hani Mehmet Bacaksız dedim. Biraz da Mehmet Bacaksız amcamızı evet. konuşalım. Mehmet Bacaksız yıllarını bu işe vermiş. Futbol evet. sevgisi tartışmasız. Fenerbahçe Önce sevgisi. Fenerbahçe. Fenerbahçe sevgisi evet. tartışmasız. Lignospor sevgisi hakeza tartışmasız. Evet. Totemler işte, vardı ya. Kaleciye böyle para atardı ya. Ben evet. ondan sonra da inandı ve şey olmaya başladı bu ya. Yani gazete bizim imkan sahibi Ali Bey de çok iyi bilir. Mesela onun gittiği her yere gitmiştir yani her deplasmana gitmiştir. Her yerde onu görmüşüzdür yıllarca. Hocam sen çok iyi bilirsin Celalettin hocam hani daha televizyonlar kurulmadı. Hani ama kuruldu işte, Sultan TV, Bey TV vesaire oldu olmadı o dönemlerde. O kulelere çıkıp karda, yağmurda, çamurda o video kasetlerle maç çekimleri. Aynen. Hakkı Doğru. ödenemez. Evet. Hakkı ödenemez. Bence çok daha fazla ismi geçmeli. Anlattığımın da büyük faydası vardı. Hatta bir zaman hiç unutmam. Fenerbahçe'de Pireko. Gençler Birliği'nden gelen o Pireko. Reklam olsun, tavşanın reklamı olsun diye leblebi falan. Aynen aynen yani aynen. Ayevlere, Pirekolara, Roberto Carlos'a. Evet yani tavşan tanıtımında gerçekten önemli rol üstlenmiş bir abimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Ahde vefa olsun yani yapabiliyorsak evet. yetkililere seslenen bir türbüne olur, stadyum olur. Evet. Bu büyüklerimizin ismini. Bunu ben şu şekilde önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla da paylaşacağım. Hatta görmüşsünüzdür belki sosyal medya hesaplarımdan paylaştım hocam. Hani öne çıkan isimler rahmetli olanlar var işlerinde. İşte Mehmet Bacaksız, Fethi Demirat, bunlar Murat Eren, Alistan Özden. Murat Eren, Alistan Özden sağ olmasına rağmen Hüsnü Ordu. Yani bence evet. bu 5 isim Lignospor'un süreçlerine çok önemli değer arz eden isimler. Ne bileyim işte bir tribünümüzün adı Mehmet Bacaksız, bir tribünümüzün adı Fethi Demirat, evet. işte Murat Eren, bunlar böyle şeref tribünü mesela Hüsnü Ordu olsa. Onu yani bu görevde biz Özgür Hocam olarak kulüpte Allah yani aşkına şunu değerlendirdi. Bu hafta öbür hafta bir adam daha hayata geçirdi. Bu stadyumda hani tribün tabii taraftarımız da desteklerse, halkımız da isterse ki isterler diye düşünüyoruz. Ben istemeyen olmaz. Senin için şöyle bir durum oldu. Daha önce bir Allah rahmet eylesin Ankara Gücü Teknik Direktörü Arif Peçenek. Evet. Allah rahmet eylesin. Bir şey görev yaparken kalp krizi sonucunda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir sezon o sezon ilk sezonuydu sanırım. İsmini tesislerde falan yaşattık. Fakat o tamam bizim teknik direktörümüzdü ama bizim daha, şehrimize mal olmuş bir isim değildi. Evet, takımımıza mal olmuş, şehrimize mal olmuş değildi. Az önce isimlerini zikrettiğimiz o insanların bizim grubumuza daha çok değer onlar bizim aile değerlerimiz, kendi insanımız, kendi özümüzden çıkıyor. Hani bunu Arif Peçenek için yapabildiyse... Mesela o Tayfa grubundan vefat eden genç kardeşimiz Oğuz. Yani evet. yani bunlar hep evet. bir yerlere yani ne bileyim isim olarak tribünde konu futbolsa... Allah rahmet eylesin. Biz Bankası dönemiydi. O zaman geldi şimdiki PTT'lik. Selçuk Görgeç vefat etmiş. Yani işte Selçuk Görgeç, Oğuz. Sevilen yani, tribünlerinde. Yani bu kardeşlerimizin hani bir yerlerde hani sembolize edilmesi, hatırlanması, hani birbirimizi de yakalamamıza katkı sağlayacak. Çok mesela eğer derlerse ki bize isim çok atma, her sezon değişilebilir. Tabii. Mesela tabii bu sezon mesela bir tribünün adı. Kapalı tribün bir isim olur. Alistan Özden tribünü. Evet. İşte açık tribün Mehmet Bacaksız tribünü. Aynen. Bir dahaki sezon değişir bu isimler. Hani bu planlama yapılır. Mesela evet. Örnek veriyorum. Mehmet Bacaksız yıllarca, Fethi Demirak yıllarca. Evet. Hani kalıcı isim onlar olur. Yani ahde vefa imandandır. O kesinlikle yüzden... ahde vefayı ben yaşatmamız lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani yönetimde bu konuyu iletirseniz bizler de... Tabii direkt getirilir. Saydığınız isimler Lignospor'a mal olmuş, Lignospor'la özdeşleşmiş isimler. Tabii ki bu güzel bir şey. Bu zaten... cami olmuş bütün kulüplerde yapılan ahd-i vefa hususunda yapılan bir uygulama. Neden olmasın yani bu yapılmayacak bir şey değil. Yapılabilir. Hani bu isimleri yaşatmalıyız yani. Tabii. Evet.
bu güzel insanları, hepsinde katkısı olan, faydası olan. Rahmetli analım. Evet, bütün ismini zikrettiğimiz büyüklerimizi, kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun diyelim. Çünkü hem insan olarak iyi insanlardan bahsettik, o insanlar iyi insanlardı, hem de ciddi katkıları oldu. Evet. Yavaş yavaş program. Şimdi kapatalım mı, ara mı verelim, onu da verebilirim. Saati de bilmiyorum da, sabaha kadar konuşalım diyorum ben Macit, ne dersin? Sana uyar mı? Gel sen evli mutlu çocuklu oldun. Evet. Bu arada Macit'in de yenilerde çocuğu oldu. Evet, İnşallah Allah analı babalı büyüsün, bahtı açık olsun diyorum. İnşallah. Bundan sonra birlikteyiz Macit. Evet, bazen ben çalacağım, sen söyleyeceksin. Evet. Seninle böyle program yapmak zevk. Daha önce tribünde beraber. Bir mukabele. Bugün ekranlar karşısındayız. Gerçekten sen... Güçlü konuklarımız da vardı. Özgür Şahin, Cahilettin Hocam. Ayaklarına sağlık. Çok sağ olun, eksik olmayın. Her zaman bekliyoruz, her zaman kapımız açık. Açık, her zaman. Evet. Çok, az önce de söyledim, yani çok konuşacak bir şey bulamadım, birbirimize evet. Şey ya, konuşacak o kadar çok şey var ki diyorum yani, sabahları ederiz. Evet, bir Sporun Sesi programında sezona sonuna geldik. Sporun Sesini bu hafta bitiriyoruz. Sporun Sesi'nin ilk sezonuna Mehmet Bacaksız sezonu dedik. Mehmet Bacaksız amcamızın ismini verdik. Evet, bu isimle devam edeceğiz. İlk sezonumuz bu isimde olacak. Sporun Sesi sona eriyor. Fakat şunu ilave etmek istiyorum. Spor bizler için aşk değil. Spor bizler için, futbol bizler için aşk değil. Aşk kavuştuğunda biten bir şey. Sevda ise mezarda biten bir şey. Spor, futbol bizler için sevda.